İzmir'de bir lisenin müdürü okula yapılacak veli toplantısı öncesinde iki öğrencisi tarafından makam odasında tüfekle vurularak öldürülmüştü. İzmir'de yaşanan olaya bir tepki de Şanlıurfa Eğitim Birsel Şube Başkanı İbrahim Coşkun'dan geldi. Coşkun, eğitimcileri hedef alan bu olayların tehlikeli olduğu kadar düşündürücü olduğunu da söyledi. Eğitimcileri şiddetin hedefinde olan bir toplumun geleceği karanlıktır. Yıllardır olduğu gibi bu yılda eğitim çalışanları Türkiye'nin dört bir yanında şiddet olaylarına maruz kalmıştır. En son olarak İzmir'in Ödemiş ilçesi Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, öğrencisi tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybetmiştir. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, tüm eğitim camiasına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Sebebe ne olursa olsun, iki lise öğrencisinin okul yöneticisine karşı öldürme kastıyla hareket etmesi, şiddetin vardığı noktanın en açık göstergesidir. Kim hangi amaçla yaparsa yapsın, genelde bütün vatandaşlarımızı, hususen eğitimcileri hedef alan şiddet saldırılarını kınıyoruz. Bu saldırılar geleceğimizi karartmakta, eğitim camiasını tedirgin etmekte, birçok mağduriyete neden olmaktadır. Eğitimcilere yönelik her saldırı aklımızı körleştirmekte, ruhumuzu karartmakta, benliğimizi esir almakta, irfanımızı yok etmektedir. Bu sebeple cehalete dayanan şiddete veya şiddete dayanan cehaleti bir an evvel ortadan kaldırmalıyız. Şu gerçeğin altını bir defa daha çiziyoruz. Eğitimcileri şiddetin hedefinde olan bir toplumun geleceği karanlıktır. Eğitim Birsel Şanlıurfa Şubesi olarak saldırılar sonucu hayatını kaybeden bütün öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, saldırıya uğrayan bütün eğitim çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Şiddete başvuranları kınıyor, yetkililere gereken tedbirleri ivedilikle almaya ve kamuoyunu da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyor.